Tıbbın bütün dallarında olduğu gibi burada da özellikle kasık ağrılarında da tanıda ilk en önemli nokta doğru bir anamnez almaktır. Yani sporcunun öyküsünü baştan sona kesmeden detaylı olarak dinlemektir. Sporcu muayenelerinde daima eğer olay hatırlanıyorsa, o olay herhangi bir ağrıdan sonra belli bir şekilde ortaya çıkmışsa mutlaka o olayın detayını bilmek çok önemlidir. Çünkü bu size gerçekten yol gösterir. Eğer kronik yavaş yavaş ortaya çıkan bir ağrıysa nasıl olduğu, nerelerde antrenman yaptığı, hangi zeminlerde çalıştığı, antrenman sıklığı, antrenman süresi, antrenmanlarda kapasitesini zorlayıp zorlamadığı bunların hepsi önemli noktalardır. Dolayısıyla bir kasık ağrısında mutlaka önce iyi bir iki aydan sonra iyi bir muayene gerekir. Kasık ağrıları her zaman kasığın kendisinden kaynaklanan nedenlerden ortaya çıkmayabilir. O nedenle bir kasık ağrısında alt ekstremite muayenesi, bel muayenesi, hatta bazen bir ayak muayenesi, taban muayenesi son derece önem kazanır. Çünkü bir basınç bozukluğu, bir taban çöküklüğü o sporcuda uzun dönemde bir kasık ağrısına yol açabilir. Bunları göz ardı etmemek gerekir. Dolayısıyla kasık ağrısında yapılacak en yanlış noktalardan bir tanesi o sporcuyu hemen bir MR'a veya bir yere o tür bir yardımcı laboratuvar yöntemine başvurarak tanı koymaya çalışmaktır. Çünkü birçok kasık ağrısında MR çoğu zaman sessiz kalır. O nedenle kasık ağrısında önce iyi bir anamnez ve sonra iyi bir muayeneden sonra duruma göre eğer bir sporcu fıtığından şüpheleniyorsanız ultrasona gönderebilirsiniz. Bir kalça eklem probleminden şüpheleniyorsanız önce bir direkt röntgene gönderebilirsiniz. Ondan sonra o sırasıyla bilgisayarlı tomografi gibi, manyetik rezonans gibi daha ileri yöntemler takip eder. Ama mutlaka bu sırayı takip etmek ve sabırlı bir dinleyici olmak gerekir kasık ağrılarında.